Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. 4 sıra düz öreceğiz, 5. sırada model kuracağız. Bu kadar kolay bir model yapacağız sizlerle. Modelimizi nerelerde mi kullanıyoruz? Modelimizi gelin yeleklerinde çeyizlik yeleklerde, atkılarda, berelerde, daha nerelerde kullanmak istersek çok amaçlı, çok güzel bir model. Şal modellerinde, patik modellerinde. Evet hanımlar, hazırsanız modelimize başlayalım. Modelimize başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup yorum ve beğenileriyle kanalıma ve bana destek verirlerse beni çok mutlu ederler. Evet arkadaşlar sizler de kanalıma destek olmak isterseniz ve bana destek olmak isterseniz bu videomu da trend videoların içinde YouTube trend Google trend videoların içinde görmek isterseniz beğen atmayı yorum yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bizler için çok büyük önemi var. Evet ben sizlere güzel modeller sun sunduğum zaman bir beğeneği bir yorumu esirgemeyin sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gerekli notumu sizlere bildirdiğime göre hemen modelime geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet alize şekerimin bir ipini kullanacağım arkadaşlar sarı alize şekerimin bir ipi ee, şişlerimde 4 numaralı bir şiş arkadaşlar ilmek sayılarımı vereyim sizlere. ilmek sayılarım arkadaşlar yelek yapmak istiyorsanız kenardaki kenar patını ayarlıyorsunuz. 5 6 işte 7 8 artık kaç tane kenar e, ilmeği koyuyorsanız yelek yapacağınız zaman geride kalan ilmekleriniz de 3 ve 3'ün katları olacak arkadaşlar. 3 ve 3'ün katları olacak. Burada 6 tane kenar patı koyduysanız 6 tane kenar patının dışında kalan ilmekleriniz 3 ve 3'ün katında olacak. Evet. Şimdi modelimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Ben e, kenar bandı koymadan direkt modeli size göstereceğim. Siz kenar bandı e, koyarak yeleklerinizi yapabilirsiniz. Altına lastik yaparak modelinizi uygulayabilirsiniz. Ben sizlere şöyle küçük bir dilim model anlatacağım için lastik yapmadım hemen şöyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim Evet bu sıramda tüm ilmeklerimi düz öreceğim arkadaşlar demiştim önden düz arkadan ters yapacağız 4 sıra yapacağız arkadaşlar Evet şimdi düz ilmeklerimi örmeye başladım birinci sıramızı başladık arkadaşlar Evet modelim gerçekten çok güzel ee, gelin yeleklerinde, bebek örgülerinde, bebek kırkasında, bebek geleğinde, atkılarda, şallarda, berelerde, dilediğiniz her yerde çok amaçlı ve çok güzel bir model. Çok kolay hanımlar, çok kolay. Dört sıra önden önden düz, arkadan ters yapacağız. Beşinci sırada model kuracağız arkadaşlar. Evet. Önden düzlerimi yaptım. Şimdi arkadan terslerimi yapıyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Önden düz ördüm. Arkadan tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet. Bu şekilde arkadan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şişlerim 4 numara hanımlar. Söyledim galiba ama hatırlamıyorum. Belki söylemediysem sizler yapacağınız örgülerinize göre ip kalınlıklarınıza göre yapacaksınız Evet bakın bir sıra düz ördüm arkadan ters ördüm hanımlar şöyle bir iki sıra düz örgümüzü örmüş olduk ne yapıyoruz e, 4 dört sırada bir model uygulayacağız şimdi üçüncü sıramızı örüyoruz ikinci sıramızı ördük üçüncü sıramızı öreceğiz yine düz örüyorum bakın dört önden düz arkadan ters olacak 4 sıra yapacağız. Evet bu şekilde. Evet önden düz ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğim kaldı. Evet. Üçüncü sıramı da düz olarak ördüm arkadaşlar. Bakın. Üçüncü sıramı da düz örgü olarak ördüm. Şimdi dörgümün dördüncü sırasındayım. Bu sıradan sonra modelimizi kuracağız. 4 sıra düz yapıyoruz önden. Yani arkadan ters, önden düz olarak 4 sıra çıkıyoruz, yapıyoruz. 4 sırada bir model kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi yine arkadan ters yapıyoruz. Dördüncü sıramız. Evet. Bakın 4 sıra düzümü yaptım. 4 sırada bir model yapacağız arkadaşlar. Ben direkt modelle giriştim girdim arkadaşlar. Siz dilerseniz altına lastik yaparak modelinizi başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi modele başlıyorum arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum. İlk ilmeğimi bakın kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın İpi kendimden tarafa alıp örmeden bir iki bakın ipi kendimden tarafa aldım örmeden iki ilmeği geçirdim şimdi bir ters yapıyorum bakın tekrar bir tane ters yaptıktan sonra örmeden bir iki tane ilmeği geçiriyorum bakın tekrar bir tane ters yapıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden ön bir, iki tane ilmeği geçiriyorum bakın. Bir tane ters yapıyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. Örmeden bir, iki ilmeği diğer şişime geçiriyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters yapıyorum. Bakın. Yine ipi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmeği örmeden şişime taktım. Bir tane ters yaptım. Tekrar 1 2 ilmeği örmeden şişime taktım bakın. Bir tane ters. Kenar ilmeğimi de ters yapıyorum. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Bakın kurduk. Modelimiz bu. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım arkadaşlar. Bir tane ters yapıyorum arkadaşlar burada. Örmeden taktığımız ilmekler vardı. Bakın burada bir iki tane örmeden taktığımız ilmekler. O iki ilmeği arkada düz olarak örüyorum. Bir tane ters. Bakın örmeden taktığım ilmekleri odaklayalım kameramızı. Şu örmeden taktığımız iki ilmeği Arkasında iki düz örüyorum, bir tane ters yapıyorum. Örmeden taktığım ilmekleri arkadaşlar arka tarafta iki düz örüyoruz, bir tane tersimizi de yine arkadan ters örüyoruz. İki tane düz, bir tane ters. Örmeden taktığımız ilmekleri düz örüyorum, bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden taktığım şişleri düz ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu bakın çıktı. Çok çok güzel oldu modelimiz. Evet arkadaşlar modelimiz üst üste üst üste geldiğinde çok çok daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar 4 sıra yine şurada yaptığımız gibi düz yapacağız. Önden düz arkadan ters başa geleceğiz. Tekrar önden düz, arkadan ters yapıp 5. sırasında modelimizi kuracağız. Şimdi bir model daha göstermek istiyorum. Şimdi tüm ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum arkadaşlar. Model kuruduktan sonra, arkadan geldikten sonra tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelim 4 sırada düz bir 5 sırasında da yani 4 sıra düz örüyoruz 5 sırasında modelimizi kuruyoruz bu kadar kolay bir örnek arkadaşlar ee, örgü bilmeyen arka arka taraftan da ters örüyorum bakın arkadaşlar ikinci örgünün modelim, ikinci modelimizin ikinci sırası Örgü bilmeyen arkadaşlarımız da bu modeli rahatlıkla yapabilecekler arkadaşlar. O kadar kolay, o kadar basit gördünüz. Şimdi ben sizlere hatırlatmak için tekrar bir kere daha modelimi göstereceğim. Evet. Hemen bu şekilde arkadan da ters ördüm ikinci sırası. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir önden düz yaptım, arkadan ters yaptım bir sıra iki sırasını ördük. Şimdi yine düz öreceğim. Arkadan da ters gelip tekrar hemen modelimizi kuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi düz örgümüzü yapalım. Arkadan tersimizi yapalım. Modelimizi tekrar kuralım. Evet arkadaşlar bakın 4 sıra yine düzümü ördüm. 1 2 3 4 4 sıra düzümü ördüm ne yapıyorduk 4 sıra düz örgü örüp 5. sırada model kuruyorduk arkadaşlar şimdi modelimizi tekrar kuralım arkadaşlar ben bir sıra yine bir düz ördüm arkadan da ters ördüm geldim şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım ikinci ilmeğimi ters ördüm arkadaşlar İpi kendimden tarafa aldım bir ve iki tane ilmeğimi örmeden diğer şişime taktım bir ters örüyorum. Bakın. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp iki tane ilmeği örmeden diğer şişime takıyorum bakın. Şu şekilde. Şimdi ipi kendimden tarafa aldım bir ters ördüm. Tekrar ipi kendimden tarafta bir iki ilmek ta örmeden taktım. Bir tane ters yapıyorum. Modelimiz işte bu kadar basit arkadaşlar. Hepsi bu, o kadar kolay ki. Evet iki ilmeğimi yine örmeden taktım. Bir ters yapıyorum. İki ilmeğimi örmeden takıyorum. Bir ters yapıyorum. İki ilmeğimi örmeden takıp bir ters yapıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arka taraftan da ne yapıyorduk onu da bir hatırlayalım. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden takıyorum buradaki ilmeğimi buradaki ilmeğimi hemen ters olarak örüyorum düz ilmeğimi burada örmeden taktığım iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ters iki düz bir ters iki düz İki tane düzlerim örmeden şişimize taktığımız iki ilmeğimiz arkadaşlar. Evet yine iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet arkadaşlar modelim iki tane model çıkardım size bakın gerçekten çok güzel çok narin ve çok kibar bir model Evet bakın şöyle yakın çekimde vereyim gerçekten çok kolay ve güzel 4 sıra düz yapıyoruz 5. sırada model yapıyoruz arkadaşlar çok hızlı ilerleyen çok şık ve çok güzel bir model sevgili arkadaşlar Evet şimdi ben bu modelimizi bir de mavi ile ördüm. Onu da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet bakın. Mavi ile ördüm. Şöyle büyükçe. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, bebek battaniyelerinde, patiklerde, hırkalarda, şallarda arkadaşlar. Modelim gerçekten çok şık ve çok güzel bir model. Gerçekten bakın modelimin arkası da bu şekilde. Evet modelim gerçekten ayrı bir güzel oldu. mavide ayrı güzel durdu. sarıda ayrı güzel durdu sevgili arkadaşlar. Evet bakın dediğim gibi Bakın 4 sıra düz örgü 1 model. 4 sıra düz örgü 1 model. Çok çok kolay bir model arkadaşlar. Bu modelden yelekler, süveterler, hırkalar, battaniyeler, patikler, atkılar, bereler. Dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Gelin yelekleri, Alize Angora iplerle gelin yelekleri. Evet hanımlar bakın çok çok güzel oldu. Sarıdan da çok güzel oldu. Bakın sarım da çok güzel oldu. Mavim de çok güzel oldu. Evet hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Kanalımı kanalıma ve bana destek olmak için beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu videomunda trend videolar içinde görmek istiyorsanız sevgili hanımlar, inşallah kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarımız abone olur yorum ve beğenileriyle ve takipte olan tüm değerli dostlarım yorum ve beğenileriyle bu videomuzu da bu paylaşımımızı da bu modelimizi de YouTube trend Google trend videoların içine sokarlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda tekrar bir yer olmak üzere Allah'a emanet olun.